Mielodisplastik sendrom ders kitaplarının lösemi hakkındaki kısımlarında genelde sayfanın köşesinde kısaca anlatılır ve lösemi öncesi olarak tanımlanır. Yani löseminin habercisi olan bir durum olarak görülür. Fakat bu her zaman böyle değildir. Bu videoyu MDS olarak kısaltılan mielodisplastik sendromuna ayıracağız. MDS'in gerçekten de lösemi öncesi bir süreç olup olmadığı konusunu açıklığa kavuşturacağız. Hadi şimdi hastalığın ismine bakıp ne ile ilgili olduğunu anlamaya çalışalım. Mielo derken mieloid hücrelerden bahsediyoruz değil mi? Yani al yuvarlar, pıhtı yuvarlar, nötrofiller, bazofiller, eozinofiller. Displastik ise Yunanca displasya'dan geliyor. Displasya Yunanca anormal anlamına gelen bir kelime. O zaman anormal miyeloid hücrelerinden bahsediyoruz. Bunu biraz daha açmam gerek. Bu hücreler nasıl anormal olmuşlar? Şimdi normal bir kan hücresinin gelişimine bakalım. Bunu daha önce de incelemiştik. Hematopoetik kök hücrenin olgun, özelleşmiş bir kan hücresine dönüşümü. Mielodisplastik sendromda olgunlaşmamış yani blast mieloid hücresinin anormal ve garip bir görünümü vardır. Peki bu hücrenin neden bu kadar garip bir görünümü var? Sebebi DNA'sının mutasyona uğramış olması. Yani hücrenin kullanım kılavuzunda mutasyon var gibi düşünebilirsiniz. Bu da hücrenin hem anormal görünmesine hem de anormal bir şekilde faaliyet göstermesine sebep oluyor. Yani hücre olması gerektiği gibi olgunlaşamıyor ve bir sonraki aşamaya geçemiyor. Bu olgunlaşmamış blast aşamasında takılıp kalmış. Bunu daha önce de görmüştük aslında değil mi? Bu lösemi oluşumundaki ilk adım. Fakat burada lösemide görülen ikinci aşama görülmüyor. Yani hücrenin kontrol edilemeyecek kadar hızlı bir şekilde bölünmesine sebep olan ikinci gen mutasyonu burada yok. Evet, bu aşama MDS'te görülmüyor. Yani olgunlaşmamış hücrelerin kanser olması burada söz konusu değil. Burada olgunlaşmamış hücrelerin sadece anormal bir görüntüsü var ve normal kan hücreleri gibi olgunlaşamıyorlar. Hematopoetik kök hücre bu olgunlaşmayan anormal kan hücrelerinden ne yazık ki daha çok üretiyor. Hematopoetik kök hücre olgunlaşmamış ama normal olan hücreler üretseydi ve bu hücreler olgunlaşma sürecinde ilerleyip olgunlaşsaydı bile bu hücrelerde tam olarak anlamadığımız ters giden bir şeyler var. Çünkü bu olgunlaşmış ve özelleşmiş hücreler normal kan hücrelerinden daha çabuk bir şekilde ölüyorlar. Bu iki durum yüzünden yani olgunlaşmış hücrelerin daha çabuk ölmesi ve olgunlaşmamış hücrelerin olgunlaşamaması sebebiyle mielodisplastik sendromda temel sorunumuz kemik iliğinin gerektiği kadar çok sayıda mieloid hücre üretememesi. Bu sebeple mieloid hücre sayısında azalma görülür. Mielodisplastik sendromun belirtileri de tam olarak bu noktada karşımıza çıkıyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu belirtiler yeterli sayıda al yuvar, pıhtı yuvar veya ak yuvar olmadığında görülen belirtiler. Bu hastaların ne yazık ki sürekli hücre nakline ihtiyaçları oluyor. Vücutlarının olması gerektiği gibi hareket edebilmesi için vücutta bulunmayan hücrelerin nakline ihtiyaç var. Mielodisplastik sendromdaki temel sorunun vücutta olması gerektiği sayıda mieloit hücre olmaması olduğunu düşünürsek, mielodisplastik sendrom görülen bir hastanın bir lösemi hastasıyla ne kadar çok benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Gerçekten de mielodisplastik sendromlu bir hastayla bir lösemi hastasının hastalığın kendini gösteriş biçimi açısından çok benzer olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu belirtilerin görüldüğü bir hastayla karşı karşıya daha önce bahsettiğimiz testlerin yani bir takım kan testleri ve kemik iliği aspirasyonunun yapılması gerekir. Bu testte kişinin kemiğinin içine bakılır. Bakalım çizmeye yetecek kadar alan var mı? Evet. Anca çizebildim. Burası kemik iliğinin bulunduğu merkezi boşluk. Kemik iliği aspirasyonunda bu boşluğa bir iğne sokulur. İşte iğnemi çiziyorum. Büyükçe bir iğne. Evet buradan biraz sıvı alınır ve mikroskop altında incelenir. Normal sağlıklı bir kemik iliğinde hücrelerin yalnızca %2 veya üçlük bir kısmı blast yani olgunlaşmamış hücredir. Evet normal ilikten bahsediyorum. Lösemide olgunlaşmamış hücreler kanser olduğu ve kontrol edilemez biçimde bölündüğü için bu olgunlaşmamış hücrelerden çok fazla sayıda vardır oranla ifade edecek olursak %20'den fazla bir oran diyebiliriz. Evet. Lösemide olgunlaşmamış hücrelerin oranı %20'den fazladır. Mielodisplastik sendromda olgunlaşmış hücre sayısına kıyasla olgunlaşmamış hücre sayısında artış görürüz. Çünkü bu hücreler olgunlaşıp özelleşmiş olgun hücrelere dönüşemiyor. Bu yüzden olgunlaşmış hücrelere kıyasla olgunlaşmamış hücre sayısının daha fazla olmasını bekliyoruz. Fakat bu hücreler kanser olmadığı için kontrol edilmemiş bir biçimde bölünmüyorlar. Bu yüzden lösemideki gibi %20'den fazla bir oranda görülmeyecekler. Bunun yerine %20'den az bir oranla karşılaşıyoruz. Fakat yine de %2 ila 3 arasından daha yüksek bir oran söz konusu. Yani normalde beklenenden daha yüksek. Fakat lösemide görülenden daha düşük bir oran. Evet bu oran mielodisplastik sendromda görülen oran. Bu hastalık hakkında bahsetmek istediğim son bir nokta var. Mielodisplastik sendromun yani hücrelerin olgunlaşmasını engelleyen gen mutasyonunun sebebinin lösemide görülen ilk adım olduğunu söylemiştik değil mi? Yani lösemideki birinci adım mielodisplastik sendromda görülüyor. O zaman bu hücrede başka bir mutasyon gerçekleşse ve hücre kontrol edilemez bir biçimde bölünmeye başlasa bunun sonucunda mieloid lösemi görülürdü değil mi? Bunlar hiç olgunlaşmamış hücreler olduğundan belki de akut mieloid lösemiye sebep olurdu. İşte bu yüzden mielodisplastik sendroma insanlar genelde lösemi öncesi adını verir. Çünkü löseminin görülmesi için gerekli olan ilk mutasyon zaten gerçekleşmiştir. Löseminin ortaya çıkması içinse bir tane daha mutasyona ihtiyaç vardır. İkinci mutasyon da gerçekleşirse mielodisplastik sendrom akut mieloid lösemiye dönüşür. Fakat bu düşündüğümüz sıklıkta gerçekleşen bir şey değil. Hatta çok nadir görülüyor. Çünkü mielodisplastik sendromun görüldüğü çoğu hasta anormal. Olgunlaşmamış hücreleri ikinci bir mutasyon geçirip akut mieloid lösemiye geçiş yapmadan önce maalesef hayatını kaybediyor.